Kaptanım. Ömer Bey. Selamlar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok güzel bir gündeyiz. Sevgili Kıvanç Bey'i bekliyoruz. Güzel olacak inşallah. Evet. Sevgili oyuncu Kıvanç Kasabalı'yla vapurda çay simit sohbet yapacağız. Güzel. Sevgili kaptanım. Buyurun. Ödül aldık. Ya inanın yani sizin kadar ben de çok gurur duydum aslında bakarsanız. Harikaydı. Yani bunun bir parçası olmak da aslında bakarsanız hoşumuza gidiyor. Tabii ki en büyük emek sizin ama harikaydı. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. 2020 yılında bu pandemi sürecinde birlikte programlar yaptık sizinle. Evet, evet, seninle. Çok güzeldi, çok keyifli. Yılın en iyi kültür sanat programı ödülünü aldık. Yıldız Teknik harika. Üniversitesi'nin 36 bin gencin oylarıyla. Of, bu güzel haber. Hele ki gençlerin bu tür oyları bence çok çok güzel. Yani gerçekten keyifli bir program. Sonuçta her şey yani neyse o işte doğal yani. Kesinlikle. Önemli olan da o zaten, doğallığı kaybetmemek. Her zaman da doğalız. Evet. Kaptan öyle diyor. Doğal olmak en güzel şey. Çaylar, simitler hazırsa birazdan başlıyoruz efendim. Vapurdayız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Selam. Merhabalar, merhabalar kaptan, Kıvanç merhabalar. Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bizim için büyük bir heyecan sizinle buluşmak. Teşekkür evet. ediyoruz. Benim için de çok büyük heyecan. Ben de bayağı zamandır böyle hani sahil kesimine çıkmamışım. Ve bu tarihi yarımadada bulunmamışım, onu fark ettim. Ya şu an İstanbul'un başkentindeyiz zaten. Evet. Ya sevgili seyirciler, yazın geliyor olması sizlere nasıl hissettiriyor? Bu soruyu Kıvanç Kasabalı'ya sormak isterim. Ya artık yaz gelsin. Değil mi? Çünkü ben programdan dolayı da bayağı soğuk gördük. Gittiğimiz yerlerde birkaç program gerçekten ciddi eksi 20'ler falan 25'ler yaşadık. O yüzden artık yazın gelmesini ben de dört gözle bekliyorum. Evet, evet. Az kaldı diyoruz efendim. Hayatta korunacak çok şey var. Onlardan bir tanesi İstanbul'un en güzel simgelerinden biri olan vapurları. Tabii her zaman her zaman vapur. Boğaz'ın vazgeçilmezleri nihayetinde. Vazgeçilmezi ve hem nostaljik hem de İstanbul'la artık özdeşleşmiş bir ortam. Bugün herhalde o keyfi yaşayacağız. Tabii tabii. Değil mi? Tura çıkacağız, bir Boğaz turu yapacağız. Evet. Bir Boğaz'ı efendim, gezeceğiz. Le Vapur Magic'teyiz. Siyah bir vapura binmişliğiniz yoktur diye düşünüyorum. Evet. Ya ben onu soracaktım aslında. Neden siyah tercih edilmiş acaba? Yani şehir hatlarından bir kısmı ayrı olsun diye. Şimdi sonuçta hep şehir hatları beyaz. Dizayn ve şekli de öyle zaten. Hem bir oryantal hava var. Biraz öyle evet. Hem evet. Nostaljik bir hava. Evet. Çok güzel. Çaylar hazır yukarıda. Çaya geçelim o zaman. Efendim. Sohbete buyurun. Geçiyoruz. Buyurun diyoruz. Hadi. Siz buyurun. Lütfen, kaptanım buyurun. Yol gösterirse. Efendim. Vapurda çay simit sohbet başlıyor. Vapurda çay simit sohbete başladık. Çaydan ilk yudumu aldı sevgili Kıvanç Kasabalı. Doğa ve sessizlik içinde kendisini dinlendiren bir isim. Ailesiyle vakit geçirdikçe dinlenen bir isim. Huzur bulan bir isim. Kıvanç Kasabalı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun bu güzel davetiniz için. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda ben de şimdi şaşkınlıkla bakıyorum zaten. Gerçekten ilk defa vapurda çekim yapıyorum. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. O yüzden çok ortam çok keyifli. Umarım İyi güzel geldiniz. Bir program olur. İyi ki geldiniz. Ne demek? Çay, simit, sohbetteyiz. Şimdi sabahleyin enteresan bir manzara gördüm. Sonra tabii dedim ki hayattaki en güzel manzara neresidir yani? İnsan gözüyle bir şeyler görüyor ve sonuçta işte burası harika diyor. Benim gördüğüm manzara şuydu. 70'li yaşlarda iki çift önce teras katlarında karşılıklı kahve içtiler. Birbirlerine hala aşkla bakıyorlar. Beyefendi köpekle ilgilenmeye gitti. Hanımefendi de çiçeklere su verip onları budadı. Çok güzeldi o manzara. Siz aslında doğanın içindesiniz bu süreçlerde. Manzaranın kral yerlerindesiniz. Ama size göre en güzel manzara ne? Güzel manzaralar deyince ne aklınıza geliyor? Yani aslında her yerde güzel manzara görebilirsiniz. Yani aslında biraz ne görmek istediğinizle alakalı bence. O yüzden hani gittiğimiz yerler evet çok güzel, çok özel yerler. Zaten ülkede gidilecek o kadar, görülecek o kadar yer var ki her taraf başka bir hikaye, her taraf başka bir resim. O yüzden aslında insan hani görmek istediği manzarayı görüyor. Gittiğimiz yerlerde de evet yani doğayla iç içeyiz. Zaten programın formatı şehirden bir kişinin oradaki köy hayatına gidip onu deneyimlemesi. O yüzden evet çok güzel manzaralar
görüyoruz, yaşıyoruz. Onu da programa yansıtmaya çalışıyoruz. Harika. Uzun yıllardır oyunculuk sürecindesiniz. Şimdi ilk defa TRT belgesel ekranlarında bir program sunuyorsunuz. Keyifli devam etsin inşallah. Benim aklıma şey geliyor. Şehirden bir insan köy hayatına, doğaya gittiğinde oradaki yaşlılarla harika güzel iletişiminiz var. Yani sizi de boş bırakmıyorlar. Yani bir şekilde boş duranı sevmez durumu var ya. Çalıştırıyorlar sürekli. Sizi. Şehirde yaşayan yaşlılarla köydeki yaşlılar arasında ne fark var? Nasıl yorumlarsınız? Ya aslında tabii ki yani şehirde yaşayan hani yaşlılarla köydekilerin tabii bambaşka bir dünyası var. Ama şöyle bir şey var. Aslında hani o yaşlara geldikten sonra hayata ne kadar tutunuyorsunuz, işte hayattan ne kadar keyif alıyorsunuz aslında o evrelere geçiliyor bence. Şehirde olan için de onların da kendine göre bir rutin hayatı var. Köydekiler de aslında öyleler. Ama şunu görüyorum, aslında köyde tabii çalışma düzeni olarak hani programlarımızda da şahit olduk. Gerçekten çok ileri yaşta insanlar çalışma ortamını bırakmıyorlar. Ve sabah erken kalkıyorlar ve hayata öyle devam ediyorlar. Hatta yani ilk aklıma gelen Rize'de işte bir Halide ninemiz vardı. 90 küsur yaşında. Onunla beraber biz bayağı yaylada yürüdük. İşte korkuluk yaptık. Yani enerjisine hayran kaldım. Belki şehirde olsaydı 90 yaşında evden çıkmayacaktı. Ama işte tabii belki o tarafların öyle bir avantajı var. Yani insan doğaya dönük olduğu zaman ekstra bir enerji de yüklenmiş oluyor. Ve o enerjiyle de hayatına devam ediyor. O bakımdan belki şehir hayatı aslında erken yoruyor. Ama hani köyde yaşayanlar biraz daha tabii doğal yaşadıkları için daha farklı bir enerjiyle hayata devam ediyorlar. Sporcu bir tarafınız var. Haliyle o yaşantıya gidince baltayla odun kesmek nasıl hissettirdi? Tabii ben kendim bildim bileli zaten sporun hep içinde oldum. Hep spor yaptım. O yüzden hani ilk program bana teklif edildiğinde çok hani böyle programın içeriğinin gezelim görelim gibi olmasını tercih etmiyordum. O yüzden de onun işte toplantılarını yaptık, konuşmasını yaptık. Ben yani benim mizacımı da biliyorlar. O yüzden dedim ki hani madem beni bu programa düşünüyorsunuz ben o aksiyonun içinde olmak durumundayım. Ya yani ben çalışmalıyım. Ya ben buna hazırım. Hem fizik olarak hem kafa olarak da. Programın o yönünü aslında biz kendimiz oturtturduk. Hem yapım ekibiyle hem işte yönetmenimizle. Bas abi! Aç ağzını! Ben bal yememişim ya. Kalkıyor! Hemen kızıyor hiç. Oo! Burada annen, dur panik yapma. Koş Kıvanç abi, koş. O yüzden de her gittiğim yerde sabahın erken saati kalkıyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Köydeki insanlar ne yaşıyorsa, ne yapıyorsa ben de onlarla hiç üşenmeden, hiçbir Doğru. işten kaçmadan çalışıyorum. Doğru. Bir de köy hayatı deyince oradaki samimiyet hoşuma gidiyor. Şimdi uzun bir aradan sonra bir ödül töreni için birçok insan bir araya geldi. Biz de yılın en iyi kültür sanat programı ödülünü aldık. Tabii o süreç içerisinde tanıdığım, tanımadığım bazı ünlüler var ama bazen böyle o dünyada böyle görmezden gelme oluyor ya. Siz bilir misiniz bilmiyorum. Şahit olur. Değil mi? Olur. Görmezden gelme durumu oluyor aslında. Çok ilginç geliyor o cool durma hali. Köy hayatında, kasaba hayatında o yok değil mi? Evet. Hani size yani... Yani ister istemez tabii şehir hayatı sizi birçok şeyi... Sizi Kıvanç günaydın nasılsın falan diyordun yani. Aynen öyle başlıyor gün tabii. Şehirde şimdi hani apartman dairesinde yaşıyoruz. Bazı zaman oturduğun yerde komşunu tanımıyorsun. Apartmana giren çıkanı bilmiyorsun. Ama köy ortamı işte gittiğimiz yerler öyle yerler değil. Bir tane meydanı var. Herkes birbirini tanıyor. Güne gerçekten erken saatte günaydın o curcunayla başlıyorsun zaten. Ama büyük şehir tabii dediğin noktaya geleceğim. Bir de belki işte o camia olarak bazı şeyleri bazen alıp götürüyor insanlar. Gelme durumları evet, olabilir. Maalesef. Evet. Efendim şimdi Kıvanç Kasabalı buna nasıl cevap verecek bilmiyorum ama benim gibisini bulamazsınız dediğiniz oldu mu hiç? Vallahi hiç öyle bir şey düşünmedim çünkü aslında hani her zaman herkesin bir alternatifi vardır diye düşünüyorum. O yüzden de hiç, yani kimse için hiç öyle bir düşüncem olmadı. Merak ettiğim bir şey herkesin eli telefondayken son zamanlarda internette ne araştırdınız? Neler araştırıyorsunuz internette? Ne araştırdım? En son işte kamera, yani ekipmanı. Kamera. Şimdi burada bu da bizim kameralara dikkatli bakarken var ya, fark ettim onu. Şey, handicam gibi. Handicam. Evet. Gimbal'lı olanlar. Gimbal'lı aynen. Gimbal olandan. Ondan sipariş edecektim. Biraz onun üzerine yoğunlaştım birkaç gündür. Kendi kameranız olsun istiyorsunuz tabii. Sizi sunuculukla birlikte çekmek dışında değil mi? Evet yani şöyle bir durum var aslında. Ben hani çok
sosyal medyayı tabii ki hani işimden dolayı aktif kullanıyorum ama belgeselden sonra biraz daha aktif kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani gittiğim yerler gerçekten çok güzel ve özel yerler. Bunu da bir şekilde hani video olarak işte ne bileyim hani koyduğum resimler olarak insanlara yansıtmak istiyorum. Çünkü hani insanlar oradan bir etkileşim sağlıyorlar. O yüzden de bu ara bir kamera olsa işte, iyi olur. Evet, öyle araştırmalarım var. Genelde bu söyleyeceğim küçük çocukların başına gelir ama dün gelen bir şey aslında bugün bana bu soruyu sorduruyor. Arkadaşlarımla birlikte dün otururken vapurda çay simit sohbeti izleyen bir arkadaşım dedi ki diğerlerine, hadi Ömer dedi soru sor dedi. Şimdi böyle oturuyoruz kalabalık bir grupta. Şimdi sorularla meşhur olunca kendimi bir an böyle hani aklıma hiçbir şey gelmedi. Mesela bazen tiyatro oyuncularımız Ersin Korkut geçtiğimiz bölümlerden birinde bizimle birlikteydi. Onu da görenler hadi ıslık çalsana diyormuş mesela. Yani bana da hayatımda böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi. Hadi soru sorsana falan diye. Demek ki o kadar yani program tabii çok uzun soluklu. Sorularla özleşme bir durumun var. Size böyle derler mi mesela hani iyi yaptığınız bir şey hadi oğlum yapıver durumu. Yok çocukken oluyordu tabii o klasiktir hani. Hani çocuğun bir marifeti varsa hani hemen yap oğlum falan gibi muhabbetler vardı. Ama şu an artık tabii bir şey demiyorlar. Şimdi bir baba olarak aslında kuralcı bir babanın oğlu olarak yetiştiniz. Oğlunuz cana yaklaşımınız nasıl daha özgürce zannediyorum? Evet daha özgürce. Çünkü benim babamla aramdaki yaş farkı biraz fazlaydı. Bir de tabii o dönemin hani baba figürü farklıydı bence ve artık günümüzde öyle bir baba figürü aslında. Her şey şekil değiştiriyor. Evet yani bizim yaş grubumuz olarak o kadar hani mesafeli duramıyorsunuz ama. Biz daha arkadaş. Evet. Bu dönemler yani, daha arkadaş. Evet yani ama tabii hani babası olduğunu bilip ama hani zaman zaman da arkadaş olup hani ve paylaşımın daha çok olduğu ve hani dolu dolu vakit geçirildiği bir dönem geçirmeyi tercih ettim başından beri. O yüzden de hani cana yaklaşım her zaman öyle oldu. Doğru. Bir de tabii insanın hani evladıyla olan sürecinde de herhalde size de aslında yeniden bir dünya, yeniden açılan kapılar, sizin de görmediğiniz yerleri onunla görme isteğiydi aslında. Tabii. Yani hani tamam bizim de aramızda yaş farkı var. Daha 7 yaşında ama hani işte en son çekimde Hatay'a geldiler. Ondan sonra tabii ki ekranda izliyor programı. Seviyor, merak da ediyor. O yüzden de geldiği zaman ben de elimden geldiğince hani orada ne yaşadığımı ona aktarmaya çalışıyorum ve o hani ister istemez şehirde büyüyor. Tabii ki o şehirde büyümenin vermiş olduğu bizdeki o ebeveyn olarak korunaklı durum. Oraya geldiğinde tabii onun için çok bambaşka bir ortam ve daha serbest, daha rahat takıldığı bir ortam. Çok da keyif aldığı bir ortam aslında. Efendim, çay simit sohbete devam ediyoruz. Şimdi mükemmeliyetçi olma durumu aslında işi güzel yapmaya götüren bir şey. Bir televizyon programı çekimindeyiz, bir vapurdayız, hareket eden bir vapurdayız. Ve set, dekor, ışık, ses her şeyin teknik olarak mükemmel olması gerekiyor ama insan olarak mükemmeliyetçi olma duygusu zaman zaman yıpratıcı bir şey. Siz aslında bu genç duruşunuzun ardında da aslında hani biraz hayata pozitif bakmak var herhalde. Muhakkak tabii. Yani aslında en önemlisi bence hayata bakış açınız. Evet hayat kimi zaman çok zor. O yüzden çok yıpratıcı olabiliyor. Ama her ne olursa olsun bir şekilde ben yapı olarak belki öyleyim. Öyle de kalmaya özen gösteriyorum. O yüzden de hani o enerjimi işte işime yansıtmaya çalışıyorum. İşte eve yansıtmaya çalışıyorum, arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Mavi gözlü olmak nasıl bir duygu? Vallahi hiçbir farkı yok bence. Sen ne görüyorsun aynısını ben de görüyorum. Ama tabii hani karşıdaki için çok değişik geliyor belki hani. Teşekkürler. Nazar değmesin. Şimdi İstanbul'da tabii ben üniversite için İstanbul'a geldim. Buraya geldiğim dönemlerde birçok şey geçmişi hatırlatıyor insana. Çok sevdiğim işte hatta İlk üniversite için İstanbul'a geldiğim dönemlerde gittiğim bir restoranın kapandığını öğrendim. Üzüldüm çünkü orada hatıram var. Hatıram şöyle, şimdi yazları hep Yalova'ya giderdik. Yalova'daki çocukluk arkadaşlarım, onlar da İstanbul'un işte Damdasyon Lisesi'nde, Fransız Liselerinde okuyan kız arkadaşlarım falan vardı. Onlarla beraber bir yemek yiyeceğiz, bir buluşma. Sonuçta öğrenciyim haliyle. O süreç içerisinde gittiğimiz yerde menüyü verince bana garson, bakıyorum fiyatlar diyorum biraz pahalı falan derken kendime menüden bir şey bulmaya çalıştım. Dedim tamam buldum. Köfte var. Harika dedim. Köfteyi severim ben. Siparişi vereceğiz. İşte önce hanımefendiler lütfen söylesin. Tamam. Garson dedi siz ne alırsınız? Benim köfteyi alayım. Yalnız garson baktı. O dedi çocuk menüsü. Bir tek çocuk menüsüne menüsü olduğu için fiyatı biraz düşük yapmışlar. Ben de onu seçince çocuk menüsü olduğunu görmedim. Dedim çocuklar ağzının tadını bilir. Ben zaten çok aç değilim. Ben yine onu alayım. Bu gerçek. Ben o çocuk menüsünü yedim. Şimdi o çocuk menüsünü yediğim yer kapanınca da böyle hatıralarım canlandı. Geçen gün öğrendim. Hayatta bazen her şey hani mükemmel olduğunda, kusursuz olduğunda güzel olmuyor.
aslında. Yıllar evet. sonra bu beni gülümsetiyor mesela. Bu anı beni gülümseten bir anı. Siz nasıl bakarsınız değil mi? Her şey mükemmel olduğu zaman... Olmuyor bence. Olmuyor. Bir de o zaten bence hayatın aslında renk katan bir durum yani. Hayatta karşılaştığınız zorluklar, işte ne bileyim başaramamak, o duygular da var hayatın içinde. O yüzden hani kimsenin hayatı mükemmel değil ama herkes bir şekilde evet istediği hayatı yaşamak istiyor. Ama bence işte hayatın da tuzu biberi o yaşanan zorluklar, başarısızlıklar. O komik anlar öyle çıkıyor. Evet yani. Şimdi oyunculuk tarafına geçelim. Sunuculukta oyunculuk sonuçta bir performans gerektiren bir durum ve sonuç olarak sunuculukta daha çok kendinizsiniz. Kıvanç Kasabalı olarak kasabalardasınız. Oyunculuğu motive eden şeylerde hani kendinizi pozitif hissettiğiniz günlerde mi mesela oyunculuk yapmak daha kolay geliyordu? Bazen aslında daha üzgün, daha moral bozukken çıktığınız zamanlarda orada bir deşarj olduğunuzu hatırlar mısınız mesela? Yani aslında modunuz nasıldır genelde bilmiyorum tabii ama. Aslında biraz o oynadığınız karakterle de alakalı. Yani hani o dizide işte filmde yani hayat verdiğiniz karakter nasıl bir karakter? Biraz o modada giriyor ister istemez insan hani. Geçen gün bir oyuncu arkadaşım öyle söyledi çünkü. Moralim bozuk, kendimi kötü hissediyorum. Yani o halde gidip de aslında oradan kurtulup bütün enerjimi o oyunculuğa vermek bana iyi hissettirdi demişti. Yani bir anda aslında gerçek hayattaki o üzgün halden oradan çıkıp kopuyor ve kopuyor, o role giriyor. Evet. Yani girmen de gerekiyor zaten. Orası başka beni iyileştiriyor demişti mesela. Evet. Ama şöyle bir durum var işte hani oyunculukla belgesel durumunun farklılığını söyledin. Mesela belgesel bana çok iyi geldi. Şu bakımdan, çünkü bizim tabii ki çok güzel yerlere gidiyoruz, geziyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Tabii ki bu bir artı ama ben hani Kıvanç Kasabalı olarak o gittiğim yerde gördüklerim, yaşadıklarım, oyunculukta olan hani ne bileyim o bir tekste ait olmak işte o tekst üzerinden gitmesi işin. Belgesel tarafında tabii tamamen spontan akan bir durum var. Aslında o yüzden de ben kendimi hani daha rahat ve bilmiyorum hani kendimi daha rahat yansıttım. Evet. Çünkü bütün çektiğimiz şeyler her şey spontan gelişiyor. Oradaki diyaloglar zaten o çekilen her şey bir şekilde ekrana yansıyor. Hani ikisi tabii çok bambaşka. Doğru. İşler ama belgeselde kendimi iyi hissediyorum. Bunu da hani bir şekilde ekrana yansıdığını düşünüyorum. Senin buna tutacak. Bak bunu tuttun mu bunu kim çalacak? Ha tamam, onu söyle sen bana. Hava gittikçe üfleyeceksin. Tamam. Bak böyle. Parmakla parmakla bana bakma üfle abi üfle. Sen ne bırakıyorsun ağzından? Abi ben seni öyle diyorum. Duruma bakma üfle gözün millete baksın. Nereden, millet nerede millet? Millet var mı? Ya seni görürler. Turuncu konuşalım. Şimdi tabii o seyahatleriniz sırasında derli toplu musunuz? Yani bir araştırmada okumuştum ve bir arkadaşım otelciydi. O da bana söylemişti Japonya'dan işte uzak doğudan gelen misafirler odalarını tertemiz bırakırlar demişti. Yani öyle bir alışkanlıkları varmış onların. Belki o saygı. Evet. Yani orayı temizleyecek hizmetçiye saygı. Genelde otele girip dağıtıp bırakmak durumu vardır ya. Evet ben yapı olarak da çok dağınık biri olmadığım için otelde de kalsam bir şekilde. Derli toplu. Evet. Düzgün şekilde çıkarım otelden. Programın da hani aslında sohbetin bir tadı oluyor ya. Yaptığınız işin de bir tadı oluyor. Bir belgeselin, bir filmin. O tadın, o formülün oluşmasını neye bağlıyorsun? Ya bence tabii şimdi belgesel olarak konuşayım. Tabii keza hani oyunculukta da öyle. Hepsi bir ekip işi aslında. Belgeselde daha küçük bir ekibiz. Yani hani tek oyuncu benim. Tabii ki konuk olduğumuz kişiler var köyde gittiğimiz yerde. Ama daha küçük bir ekip. Ama oradaki aslında ekip ruhu da yansıyor. Tabii tadı veren mekan, konu. Evet tabii ki yani. Yoksa bakıldığı zaman belki hani köydeki işlerin çoğu birbiriyle aynı. Yani ne bileyim köylü kalkıyor sabah erkenden eğer hayvancılık yapıyorsa sabah 6-6.30'da işte o hayvanları işte salmak durumunda işte otlamaları işte onların beslenmesi. Yeni bölümlerimizde bir kuzu. Kuzu. Evet evet dünyaya geldi ve biz de denk geldik evet. Çekim sırasında. Yeni bölümlerde evet tiyo vermiş oldum. Nasıl bir duygu değil mi? Valla çok enteresan. Ben tabii Can'ın doğumunda aslında doğumdaydım. Birebir bütün doğumun saniye saniye yaşadım. Ama tabii burada kuzunun doğumu çok çok farklı geldi bana. Yani çok enteresan. Bir de ben hani işin içinde de yer aldım. Hani uzaktan izlemedim. Aslında hayatınız için çalıştığınız bir şey size çok farklı deneyimler yaşatıyor. Bir belgesel projesi. Tabii yani o işte spontan çıkan bir şeydi. O doğuma denk gelmek ve onu birebir yaşamak. Çok büyük bir hatıra benim için de. Müziğin sesini çok açar mısınız? Yüksek volümü dinlediğiniz olur mu? Olur. Şimdi olur. Geçen gün yine bir arkadaş sohbetindeyim. Yeni bir eve taşınmış. İşte müzik dinliyoruz falan. İlginç bir şeyden bahsetti. Yani bence çok ilginç. Dedi ki ben buraya ilk geldim falan. Dedi ses gidiyor mu falan diye konuştuk. Dedi ses gitmiyor. Nereden biliyorsun? İlk iki gün geldim dedi. Evde yokum ben dedi. Giderken dedi müziğin sesini açtım dedi. Bir şikayet gelecek mi dedi. İki gün boyunca böyle bir şey yapmış mesela. Dedim ki nasıl bir değişik bir düşünce. Çok ya iyi. Komşular ya. Evde yoktu. Yani iki günde diyor sıkıntı yok diyor. Bir şikayet duymadım. Hani kendi de evde değil. Değişik. Evet. Size böyle hani her zaman cool,
yakışıklı beyefendi diyorlar ya, hiç tonton diyen oldu mu? Tonton ne diyen tonton çocuksun? Yok olmadı. Genelde herhalde diğerleri ağır basıyor. Ondan mı? Evet, bir de belki tontonun sözlük anlamına olarak baktım ben. Sözlük anlamına baktım. Yani yumuşak, sevecen, iyi niyetli. Sanki evet yani tonton sanki böyle daha hani daha yukarıki yaşlar ve hani biraz tonton sanki kilolu bir, değil mi yani sanki? Kafa da öyle canlanıyor. Öyle canlanıyor. Ama kelime anlamı öyle değil. Öyle değil. Evet. Kullanımını da öyle yapıyoruz bence. Evet, kullanımını da öyle çok yapıyoruz. Çok tonton adam evet, derler. Evet, kesinlikle. Hayatta en çok kimi seviyorum diye böyle insan kendi kendine düşünür mü? Düşündüm. Düşününce de bir cevap vermem gerekti. Elindekiyle yani azla bir şeyler yapabilen, yoktan var edebilen, işte parçaları birleştirebilen insanlar en çok sevdiğim insanlar herhalde. Doğada da böyle bir şey yani. Sonuçta bakıyorsunuz bir şeyler icat edilme hali var ya, bir insanın bir şey icat etme hali. En çok öyle insanları seviyorum. Bu sonuç olarak köy halkında da sizin bu süreçte de gözlemlediğiniz bir şeydir herhalde. Tabii ki yaşadıkları ortam olarak da aslında hani daha doğanın içinde yaşıyorlar ve daha doğal yaşıyorlar. O yüzden de hani karşılaştıkları şeyler tabii bizim şehirde karşılaştığımız gibi olmuyor. Evet yani zaman zaman daha hani sert koşullar olabiliyor doğa açısından. Ne bileyim hani biz de buradaki hani büyük şehir hengamesine alışmışız. Ama onların da apayrı bir yaşadığı deneyim var. Başka bir hayat var orada. Orada pratik olmak, orada çözüm bulmak. Evet ve de buluyorlar yani. Hani çekim sırasında karşılaştığımız sıkıntılar oluyor. Mesela nasıl olacak falan derken ne bileyim teyze orada dur panik yapma diyor. Bir el atıyor, hemen orada çözülüyor. Çekim devam ediyor. Evet. Onlar daha soğukkanlı herhalde. Evet. Doğru. Biz telaş yapıyoruz bazen. Sorum şu. Restoranda genelde böyle hani çıkışta arabanız kapıda durur ya. İstanbul'da aslında bu birazcık da böyle hani bir güç, bir zenginlik göstergesidir. Arabanın kapıda olması. Evet, teşekkür ederiz. Bahşişiniz sağ olun. Hiç de yorulmadık zaten. Tam kapıdaydı durumu. Yanınızdakine de evet işte durumu oluyor yani ister istemez. Sizin için zenginlik hissettiren, bu anlamda kendinizi önemli hissettiren şeyler nedir? Hiç böyle şeylerle kendinizi İyi hissettiğiniz oldu mu? Yok, hiç hatırlamam. Ben aslında bilerek soruyorum, öyle bir duruşunuz yok zaten. Evet yani hani yapı olarak da yok, yaşantı olarak da öyle bir durum yok aslında. O yüzden de hani çok kafama da oturtamıyorum o işleri. Dediğin gibi hani bir mekanda, arabada. İşte belki bir size tam aksi de olabilir. Burada gözükmeyeyim de arkaya koyayım, yürüyeyim. O da mı değil? Yok, öyle bir durum vardır yani. Ben hani çok zaten yaşantı olarak da çok hani göz önünde olmayı ve hani bahsettiğin durumun içinde olmamayı tercih ediyorum. O yüzden de öyle bir hayat yaşamıyorum. Geçen gün çok hoşuma giden bir şey oldu. Şimdi ben yoga yapmak istiyorum. Çok profesyonel anlamda yoga yapan bir arkadaşım var. Sonuçta yıllarını vermiş bu işe. Şimdi bu yoga kampları var. Sonuçta siz de oyuncu olarak aslında bu süreçlerde birazcık hani uzaklaşmak, şehir yaşamından uzaklaşmak için spor yapmak iyi gelen bir şey. Ben yapmak istiyorum, başlamak isterim böyle bir şey, bir kampa gitmek isterim dediğimde tamam o zaman hani beginner'a beraber gidelim, yani başlangıç seviyesine beraber gidelim dediğimde mutlu hissettim kendimi. Çünkü hani profesyonel olan bir insanın şöyle cevap da verebilirdi, hani sen bir başla bakalım. Çünkü insanların bazen birbirine böyle yukarıdaki kişinin, yani aslında işi iyi yapan kişinin yeni başlayacak kişiye yaklaşımı farklı olabiliyor değil güzel, mi? Farklı olabiliyor. Evet, bu güzel olan, bana iyi hissettiren bir şey olmuştu. Evet, demek ki doğru hocaymış. Tabii yogaya da başlamanı tavsiye ederim bu arada. Çünkü gerçekten kendi içine döndüğün, kendini dinlediğin. Ben bir iki ders yaptım, devam etmedim. Ama devam eden, yoga yapan bir sürü tanıdığım var. Çok da memnunlar. Öyle devam ediyorlar. Ben biraz daha böyle hareketli sporu seviyorum, evet. Hareketli derken tamam, gençlik yıllarımda diyeyim, basketbol oynadım. Ondan sonra hala oynuyorum, devam ediyorum. Biraz daha hareketi seviyorum ben. Evet yani o yüzden yogaya devam edemedim. Biraz bir yerden sonra bana sıkıcı geldi aslında. Hani çok durağan geldi ama yoga. Yani ama sonuçta yoga, yapacak doğru, bir şey yok doğru. Yani. Peki. Hayatınızda birlikte olduğunuz insanlar tabii bazen sizi şaşırtabilirler ama genelde hani sonuçta eşiniz, oğlunuz, işte aile çevresiniz hep böyle bazı olaylar ve durumlar karşısında onların nasıl yaklaşacağını tahmin ediyoruz ya. Hep düşündüğünüz şekilde mi yaklaşırlar genelde? Genelde öyle oluyor, evet. Belki de bu tabii hani çok uzun zaman vakit geçirdiğimiz için olmanın getirdiği bir durum. Hani çok uzun yıllardır hani bir arkadaşınız vardır, çocukluk arkadaşı. Onun da az çok aslında nasıl tepki verip nasıl hareket edeceğini bilirsiniz. Aslında bu bence evet geçirdiğiniz vakitle alakalı. Yani öngörünüz de ona göre artıyor bence. Bazen aslında karşı tarafın nasıl cevap vereceğini hepimiz biliyoruz aslında ama istediğimiz gibi cevap alamayacağımızı bilme hali bizi aslında belki bazen yalan söyleten ya da durumu tam açıklığıyla anlatamadığımız hallere sokma durumunu evet, yaşatabilir.
Ama mesela ben ilişkilerde bazen ters köşe durumunu da seviyorum. Yani hani bir çocukluk arkadaşım belki hiç yapmayacağı bir hareketi yaptığı zaman aslında hoşuma gidiyor. Çünkü onda da belki bir değişim yaşıyor ve yani belki içinden gelen bir duygu o ve onu yansıtıyor. Ama genelde insanlar biraz plan programlı gidiyor bu işlerde. Hani biraz öyle oluyor. Evet, yani hani ben böyleyim, işte onu yapmam, bunu yapmam, böyle davranırım falan ama yo, insanın içinde bence her türlü duygu barınıyor. Onu ne kadar çıkardığın aslında önemli. O yüzden de o ters köşe halleri ikili ilişkilerde hoşuma gidiyor. Şimdi insanın yaptığı şey sonrasında bir tebrik alması en önemli mükafatlardan, değerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi oturduğum evde bundan böyle bir yıl önce işte yeni bir projeksiyon cihazı, perdesi takıldı. Çok büyük emekle asıldı. İşte elektrik kablosu falan oldu. Şimdi bir yıldır böyle hani sonuçta kullanıyorum. O zamanlar ki o işte ustaların oradaki montajını falan gördüm. Şimdi geçen aradım. Alo Ömer, ben tabii adam beni tanımıyor. Ben dedim sizin projeksiyonu bir yıldır kullanıyorum. Hakikaten dedim, dediğiniz gibi hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Teşekkür ederim diye aradığımda mutlu oldum mesela. Bazen böyle şeyler yapar mısınız? Yaparım. Ben deli miyim yoksa? yok. Ama o biraz... Ben çünkü mutlu hissediyorum. Karşı tarafın bunu mutlu edeceğini hissettiğim için belki de. Evet, o biraz da hatır... Evet, tanımadığın bir insan aslında oradayken. Ha, hiç tanımadığın birisi. Sadece montaja gelmiş. Telefon numarası var yani, bir şey olursa servise gideceği zaman ara demişti ama ben bozulmadan aradım. O da mutlu oldu. İlk defa böyle bir şey oluyor diyor. Tanımasa da diyorsun ve ilk etapta. Bazen böyle şeyler yapmak, insanlara aslında güzel sürprizler vermek. Evet, bazen insanlar işte o duyguları öteliyor gibi. Yani atıyorum sen hadi sen bir kere gördüğün bir insandan bahsediyorsun. Belki uzun yıllardır tanıdığın insana bazen telefon açarken bile insan öteliyor. Yani dur yarın açarım diyor, bir bakmışsın. Bir aydır konuşmadık seninle falan durum gibi olabiliyor. Diyaloglar oluyor. Aslında o an aramak istediğin aslında araman lazım. Yani hayat evet yani aslında an yani. An çok önemli hayatta. O anı da yaşaman gerekiyor. O duygu geldiyse içinde onu yaşayacaksın, geçeceksin. Kesinlikle. İzleyicilerimizden gelen soruları yöneltmek isterim. Köy hayatında doğmak mı yoksa sonradan köy hayatına dahil olmak mı diye bir izleyicimiz sormuş size. Bence şu bulunduğum durum. Evet, şu an yani evet, durum. Büyük şehirde doğup büyümek. Ama ben tabii biraz geç keşfettim. Daha erken yaşlarda aslında bu program gelseydi bana yine seve seve kabul edip keşfe çıkmak isterdim. Efendim tekrar izleyici sorularımıza devam ediyoruz. Program harika, samimi. Kıvanç Bey'e bayağı kızıyorlar iş yapmayınca. Gerçekten kızıyorlar mı diye bir izleyicimiz sormuş. Gerçekten kızıyorlar. Çünkü şimdi onların alışmış olduğu bir düzen var. Tabii şehirden bir insan geliyor, onların hayatına bir şekilde işte tecrübe edip adapte olmaya çalışıyor. İş olmadığı zaman müdahale ediyorlar. Kendilerini tutamıyorlar zaten. Ara ara fırça yüzeyinde evet söylemler oluyor. Ama ben alıştım yani. Alıştınız. Hani, o yüzden de yadırgamıyorum. Bir başka sorumuz, çekimlerin olduğu süreçlerde başına gelen en garip olay neydi? Buna bir cevap var mı? En garip olay. Şimdi siz bu programı yapmaya devam ettiğiniz sürece bu sorular gelecektir. Evet. Yani zaten her programın içinde hani kendine özgü her gittiğimiz yerde bir şeyler oluyor. Ama garip demeyeyim de işte hani bu kuzu doğumu mesela hani benim için çok bambaşka bir deneyimdi mesela. Arada simit yiyeceğiz mi? Arada yapacağız? Simit yiyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi programda olunca bazen simit yemek dişlere susam kaçma durumu halinden dolayı. Şu an halen kullanmış olduğunuz en eski şey nedir? Şu an kullandığım. Aynen, kullanmış olduğunuz, sizde hatırası olabilecek, evinizdeki bir alet, bir aksesuar ama düzenli olarak kullandığınız. Bu soruyu dedemin kravatını takarken aklıma geldi. Herhalde 50-60 yıllık bir kravat. Kravat mı? Aynen. Arkasında da ismini de yazmışlar. Var mıdır böyle eski yani kullandığınız şeyler? Sık sık kullandığım demeyeyim. Benim de babamdan kalan kalanlar. Bir sürü hani takmadığı bir sürü kravatları var. Onların hepsi bende koleksiyon gibi duruyor. Ama çok sık kullanmıyorum. Ancak bir davet, işte bir yere gittiğim zaman kullanıyorum. Onun dışında kendime ait... Genelde yeni şeyleri mi alırsınız mesela? Yani arabanız yeni model mi? Eviniz, apartman yeni mi mesela? Hani bunlar aslında insanın biraz kimliğini de belli eden şeyler. Evet, ya arabada öyle bir yeni model gibi bir takıntım yok. Arabamda sıfır bir araba değil. Ondan sonra... Oturduğum apartman kentsel dönüşümden sonra yenilendi. O yüzden hani yeni bir daireye sahip olmuş olduk. Ama öyle bir takıntım yoktur yani illa yeni eskiyi olacak. Eskiyi kullanmak bazen güzeldir çünkü. Ben seviyorum eskiyi zaten. Hani o çok daha bir nostaljik durumu var. Evet yani hani atıyorum üst baş olarak da çok eskiden kalan ve sevdiğim ve hani birisine vermeye de kıyamadığım bir sürü üstüm başım var. Giyiyorum, moda değişiyor belki ama onlar banko kıyafetler. Yıllardır benimle beraber.
Doğru. Efendim buradan başka bir soruya geçiyoruz. İstanbul Boğazı'nın güzel atmosferi içerisinde. Şimdi tabii hayatta ürettiğimiz, ortaya çıkardığımız her şeyi gördüğümüz şeyler mi diye düşündüm. Yani bunun tezatında da hiç görmediğimiz bir şeyi yapıyor muyuz aslında? Aslında bu bazen davranış olarak bile. Geçtiğimiz bölümlerde Ferhat Yılmaz, oyuncu Ferhat Yılmaz'la birlikteydik. Bir tarihi dönem dizisinde oynadığı için şöyle yapılmaz dedi. Yani deriz ya. Abi filan hani denir ya mesela bu hareket bile tarihi dönem dizisinde yapılmaz yok diyordu. Aslında evet, bizim ürettiğimiz, hep gördüğümüz şeylerden ortaya çıkan şeyler herhalde. Evet, davranışlarımız ister istemez tabii orada hani tarih dizisi tabii hani olduğu zaman ekstra belki dikkat ediyorsun. Çünkü o dönemde aslında böyle bir öyle tavır bir, yoktu. Evet, yani evet, onu görmüyordu insanlar. Sonuçta hep sokakta gördüğümüz vücut dili şekli bile, selamlaşma şekli bile farklıydı tabii ki. Farklıydı. Bu konuda hani genel olarak sıfırdan parçaları birleştirip yaratıcı insan kimdir? Kimlere öyle dersiniz daha çok? Var mı öyle tanımlar kafanızda? Sıfırdan parçaları alıp. Yani mesela sonuçta siz Can'la da her sabah birlikte oyun oynayıp Lego seansları yapıyorsunuz. Orada da parçalığı birleştirip tabii, belli tabii, bir zaman tabii sonra bir şey yapıyorsunuz aslında değil mi? Yani o da aslında senin dediğin örneğe ait olan bir durum. Evet yani hani oyunlarda da aslında çocukla oynadığın zaman da sürekli keşif halindesin. Kesin. Bir şeyleri ortaya çıkartıyorsun. Evet yani çünkü onların hayal dünyası, onların gördükleri bambaşka bence. Onlardan da bir sürü şey öğreniyoruz. Benim de Can'dan öğrendiğim bir sürü şey var evet. Yani hani ben ona bir şey öğretmeye çalışırken ondan bir hareket geliyor ve ha diyorum soru işareti. Ama hani baktığın zaman 7 yaşında bir birisi yani ama o yüzden öğrenecek çok şey var çocuklardan. Kesinlikle, kesinlikle. Devam ediyorum sorularıma. Medya dünyasında, sinema dünyasında yönetmenlerin yerini farklı tutar mısınız? Çünkü onlar sanki bu renkliliğin içinde bir şeyleri keşfedip perdenin arkasında aslında o senaryo için o oyuncuyu düşünen, o mekanı düşünen, filmin müziğine karar veren bir ressam gibi aslında tuvali ortaya çıkartan yönetmenler midir sizce de? Evet tabii ki yani hani o çorbada büyük tuzu var tabii yönetmenin. Çorba yapan yönetmen mi? Sonuçta hep birlikte yapılıyor ama. Yani tek başına yapmıyor sonuçta evet. Yani büyük katkısı var. Hani evet yapılan işte büyük emeği var. Sanki tabii aslında ki onun bir hayali var da o hayali bütün ekip canlandırmaya çalışıyor gibi bir durum var sanki. Adı üstünde yönetmen tabii ki yönetiyor ya ekibin başı yani aslında orada. Ama yine geleceğim yani ekip işi olduğu için aslında evet yani hani yönetmen de belki hani kendi kafasında canlandırıp hani o işi yapmaya başladığında ister istemez belki oyuncusundan, belki işte görüntü yönetmeninden, belki oradaki başka bir ekipteki birisinden bir etkileşim sağlayıp hani ona göre daha farklı bakabiliyor biliyor bence. Bu arada köprünün üstünden, pardon geçiyoruz, köprünün altından üstünden nasıl geçeceğiz? Altından geçerken dilek tutuyorum ben. Öyle mi? Tutalım o zaman. İzleyicilerimiz de tabii dilek ekran başına tutuyor. Az kaldı. Tüm misafirlerimiz vapurdaki dilek tutma herkes dilek saati tutsun. Şaka bir yana sonuç olarak herhalde benim çocukluğumdan beri böyle bir alışkanlığım var bilmiyorum bu dilek tutma olayını ama dilek tutmak insana iyi gelen bir şey. Sonuçta hani bazen doğum gününde gelir bir mum üflerken dilek tutarsın ya ben bazen herhalde onu çoğaltmaya çalıştığım musun bir şey. Çünkü ne zamanları peki tutuyorsun? Hani aklına ne zaman gelirse mi yoksa ben şimdi köprünün altından geçerken geçtik her program çekiminde tuttuğum için. Şey hani insan sonuçta dilek demek ne demek aslında? Sonuçta neden dilek tutarız? Sonuçta aslında ya hani olması istediği bir şey. Evet yani aslında iyi bir enerji yollayıp hani iyi bir enerji o evet olması istediğin şeyi olmasını sağlaması için hani bir dilek tutuluyor. Peki, ama tuttuğun dilekler oluyor mu? Oluyor çok şükür. Oldu oluyor. Aslında hep böyle devam etmeyi diliyorum ben. En büyük dileğim o aslında. Hep böyle devam etmek bence güzel bir dilek. Kendi adıma en azından. Yani hayatını hep bu şekilde evet, idame ettirmek. Evet hep de devam eden böyle bu Ömer olarak devam etmek en büyük dileklerimden bir tanesi. Söyleyince gerçek olmazmış derler ama. Yok şimdiye yok kadar böyle tuttuğun dilekler gidiyorsa eksik süper olmuyor. Hayatta müziksiz olmaz. Genel olarak o hem doğaya gittiğinizde size kulaklıktan eşlik eden müzikler değişiyor mu onu merak ediyorum. Bir DJ'lik tarafınız var. O tarafta evet daha farklı mı oluyor? Evet mesela sete giderken tabii çok erken saatte kalkıyoruz. Ona mesela tabii hani şehir değiştirdiğimde fark ettim o durumu. Oradaki mod ve oradaki hani atmosfer, oradaki karakterler işte nasıl bir hani iş o bölümde nasıl bir akış olacak falan hepsini bir kafada kurguluyorum aslında. Ve hep sete giderken de müziklerim değişiyor. Kimi zaman çok enerjik bir müzikle başlıyorum güne. Kimi zaman daha dingin bir müzikle. Aslında o anki ruh halim yani şekillendiriyor. Şekillendiriyor. DJ'lik hobi olarak yaptığınız hobi bir şey. Hobi olarak evet. Yani hani
öyle bir meram var. Evet, çok yakın bir arkadaşım DJ'di. İşte daha çocukluk zamanından falan işte ondan öğrendiğim şeyler vardı. Eski tüyolar. Eski tüyolar vardı. Sonrasında plaklar kendime... Plaklar mı yapıyorsunuz? Plaklar var mı? O dönem plak yapıyordum. Yani o plak çalıyordu zaten. Ben de ondan öğrenmiştim. Ama sonrasında tabii teknoloji hızlı girince, ilerlediği için ben de kendime bir setup kurdum evde. Biraz da aslında hani hobi alanı, kendimle baş başa kaldığım alanda müzik yapıyorum. Biraz dinlendiriyorum kendimi. İyi bir insansınız. İyi bir insan olarak bizlerde hep böyle bazen kötü adamı canlandırma durumunuz oluyor ya. O nasıl ortaya çıkartıyorsunuz iyi bir insan olarak kötü adamı? Ya işte dedim ya herkesin aslında içinde hani bir şekilde bir her türden duygu barınıyor evet. Onu biraz yükseltiyorsunuz. Onu aslında evet o tarafı hani ortaya çıkarabildiğiniz zaman aslında bir şekilde rolde yerini buluyor. Aynen evet yani size verilen rolü o sizin içinizdeki haliyle çıkartıyorsunuz ve o karaktere yön veriyorsunuz. O yüzden o da güzel bir ters köşedir. Evet yani dediğin gibi herkes beni işte ne bileyim güler yüzlü iyi insan, öyle insan derken evet bambaşka bir karakterle çıkıldığı zaman seyirci çok sevmiyor bu tarz şeyleri. Çünkü yadırgıyorlar bence. Yakıştı mı sana bu rol? Düşürüyor evet yani hani olur mu şimdi biz seni böyle tanıdık ama bu hani, rol. Evet yani hani ömür boyu iyi insan ya da iyi bir karakter canlandırmak da sıkıcı bir durum. Ama Türkiye'de bence öyle bir durum var yani bazı karakterler bazı oyuncuların üzerine yapışıyor ve hani yapımcılar da onları hep öyle görmek istiyor. Öyle kodluyorlar. O yüzden de evet hani hep öyle görüyoruz. Bazen tek düze olabiliyor. Dengenin karşılığında ne var sizin için? Denge kelimesi dengesizlik aslında. Dengesizlik var. Dengesizlik var. Evet aslında yapı olarak mesela baktığım zaman çok dengeli bir yapım var. Ama zaman zaman da işte dengesizliklerim oluyor. Oluyor. Farkındayım evet. Ama bu da bana renk katıyor aslında. Evet yani hani çok hani uçlarda olmadığı sürece o dengenin içindeki dengesizlik aslında hani biraz da dinamik de tutuyor bence insanı ve o tek düzelikten ve hani rutin gidişten düşmemek biraz kopartıyor. Önemli. Düşmemek evet. Önemli bir evet, dengeyi evet. Kaybederken. Şimdi notlarım arasına bir şeye tek nedenden bağlanmak, sadece bu yüzden yapmak gibi bir şey yazdım. İnsan hayatında yaptığı şeyleri tek bir nedene bağlı mı acaba? Yani yaptığım şeyleri neden yapıyorum? Bunun yaptığım şeylerin tek bir nedeni mi var? Birden çok nedeni mi var diye düşündüğümde herhalde tek bir nedeni olan şeyler yok gibi geldi. Yani tek bir nedenden dolayı yaptığım şeyler olmuyor. Evet. Ya bu aslında bir şey yaparken de çok ben şimdi kendi adıma konuşayım. Çok düşündüğümü de hani düşünmüyorum evet yani hani ama düşünmek gerekiyor. Hani senin dediğin gibi bazen bunu neden yapıyorum? Evet neden yani? Benim şey, yani beni tetikleyen şey ne oluyor? Bunu bazen karşı tarafa yapsam bile aslında bazen kendim için yaptığını, bazen hani sadece karşı tarafı memnun etmek, mutlu etmek için de yapmıyorsun bazen. Sen onu yapmaktan da mutlu olduğun için bu aslında tek bir neden de olmuyor. Tek bir kişi için evet, de yapmışsın. Ama yani hayatın akışında her anı öyle düşünemiyorsun tabii. Ben bunu neden yaptım, niçin, işte neye bağlı, hani bu kadar çok çeşitli düşünemiyorsun. Yapıyorsun, yaşıyorsun, gidiyorsun ama bir aksi bir durum olduğu zaman insan belki o zaman oturuyor. Ben hani burada bir yanlış yaptım. Neden yaptım, niçin yaptım ya da niye böyle davrandım? Belki o zaman düşünüyorsun ama genelde çok da düşünmeden yaşanılıyor. Çünkü hayat çok hızlı akıyor. Bir şekilde seni alıp götürüyor. Doğru. O yüzden zaman biraz kısıtlı geliyor bana da. Evet. Hayat dediğimiz şey bazen uzun bazen kısa. O zaman düşünüyorum ben mesela neler yapmam lazım, hayallerim ne? Hani bundan sonraki yaşantımda hani olur ya ölmeden önce görmeniz gereken yerler. Buna çok tıkalıyor mesela. Bu tarz videoları genelde bakıyorum ben. Çok izlenmiş çünkü insanlara da bir ilham veriyor. Sizin ölmeden önce yapılması gereken şeyler dediğiniz listede ilk üçünde olabilir. Ha, yapılması gereken değil de hani yapmak isteyebileceğim şeyler olabilir. Yani paraşütle ne bileyim uçaktan atlamak gibi. Öyle biraz ekstrem. Bunu? Yok yapmadım. Ama hani yapılmazsa ne olur? Böyle hiçbir bir şey böyle kaybetmeyiz bir ama dernek kurmak istiyorum. Gerçekten böyle insanların hayatta hep yapmak istediği ama bir türlü yapmaya vakit bulamadığı, yapmak için birine söyleyemediği mesela aslında bu ekip şey yapacak, sizin hayalinizi gerçekleştirecek. Sizi alacağız, paraşütü attıracağız. O da güzel bir program formatı aslında. Yani evet. Ama tabii ekstreme kaçarsa da biraz cesaret de istiyor. O yüzden hani herkes tabii o cesareti gösterebilir mi? Herhalde sevgili Kıvanç Kasabalı söyleyemedi ama ölmeden önce yapmanız gereken şeylerden bir tanesi Vapurda Çay Simi Sohbet. İzlemek, ünlüyseniz de konuk olmak, gelmeyen ünlü isimlere
duyurulur, davet ediyoruz tabii. Evet. Yoğun bir şekilde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel davetiniz için. Evet. İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardık. Umarım izleyicilerimiz de... Hoş bir sohbet oldu. Eksik olmayın. Sağ ol, ağzına sağlık senin de. Sizin ağzınıza sağlık. Vallahi... Son sözler sizin. Tekrar programa davet ettiğiniz için ne çok demek? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifle vakit geçirdim. Şimdi kaptanın yanına da uğrayacağız. Çıkacağız mı kaptana? Kaptanın yanına uğrayacağız. Söz vermiştik kaptana. Onun dışında programla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Şehirden uzakta ile alakalı. Madem hani aktif olan bir iş şu an. Şehirden uzakta ile ilgili çok soru geliyor bana. Biz bir 6 bölüm yayınladık. Ondan sonra işte bir ara verdik. İşte bitti mi, ne zaman başlayacak, yayından mı kalkıyor, tekrarı mı, günü mü değişti gibi. Biz yeni bölümler çekmeye devam ediyoruz. En kısa zamanda da yeni bölümler izleyiciyle beraber olacak. İzlemeye devam etsinler. Keyifli bir iş yapıyoruz. Siz de dikkat edin o süreçte. Her günün, her yerin renkli geçmesi bizim evet, için evet. Önemli. Efendim teşekkür ediyoruz Kıvanç Kasabalı'ya. Ben teşekkür ederim. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Sağ İnşallah olun, teşekkürler. Diyorum. Böyle göz göze, mavi gözlü bir isimle program yapmak güzeldi. Küçük de bir armağanımız var program sonunda. Çok bu da teşekkürler, size. Sağ olun. Vay. Evet. Vay, gemi. Reklam, film ve dizi. Çok sevdik biz sizi. Çay, simit ve sohbetle. Hak ettiniz bu sürprizi. Çok teşekkürler. Evet. Biz teşekkür ekibe. Ederiz. Sağ olun. Bizden küçük bir hatıra. Kahvelerimi artık, çayımı afiyetle, da bununla içeceğim. Çok inşallah. Teşekkürler. Efendim Kıvanç Kasabalı ile birlikteydik. Alkışlıyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Biraz da vapurun dışında keyif yapalım evet değil ya, mi? Gerçekten sevgili izleyicilerimiz. Temiz tam hava. Boğaz havası. Tam boğaz evet, havası. Evet. Vallahi iyi geldi şu an. Evet. Şimdi efendim, çay simit sohbet klasiği, martılara simit atmak. Bakalım Kıvanç Aynen. Bey martıları çağırabilecek mi? Yardım ediyorum. Şimdi onlar bir şekilde görüp gelecekler. Bulutlar inanılmaz güzel. Bak başladı yavaş geliyorlar, yavaş. Geliyorlar değil mi? Tabii, tabii tabii. Hemen fark ettiler. Hemen fark ettiler efendim. Simidin kokusunu aldılar. Değil mi? Tabii. Bir de şey oluyor şimdi efendim. Gemide olunca karşı gemiden geçene el sallama durumu oluyor. Karşılıklı. Aynen. Ya. Kimse görmüyor mu? İstanbul gerçekten çok güzel. Sallıyorlar, sallıyorlar evet. Tabii tabii. Tabii bizim vapur da dikkat çekiyor. Bu da bir vapur klasiğidir aslında. Burada bir vapur mi? Klasiği kesinlikle. Şimdi efendim kaptan köşküne geçiyoruz. Kaptana selam vereceğiz. Çaylarla geçiyoruz. Şu anda Boğaz'ın en yoğun olduğu yerlerden birisindeyiz. Buyurun lütfen, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çay istemişsiniz, ben getireyim dedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaptanım merhabalar, iyi seyirler. Hoş geldiniz Kıvanç Bey. Sizi görmek ne güzel kaptan köşkünde. Sağ olun. Bu da sizin çayınız. Bu da benimki. Efendim, mikrofon da bende. Şöyle. Kaptanım keyifle diyecek yok. Çayı koyacak bir yerim varsa harikadır diyorum. Kesinlikle. Zaten kaptan köşkünde her zaman bir sote bir yerler vardır. Vardır değil mi? Kesinlikle. Kaptan ne? Köşkünün de başka bir aurası tabii, varmış. Tabii ki. Trafikte galiba biraz yoğun. Tabii. Değil mi? Aslında bakarsanız Eminönü tarafındayız. Evet. Karaköy, Eminönü ve şehir hatlarının veyahut da diğer gemilerin çok yoğun olduğu bir yer burası tabii ki. Tabii şimdi insan bakınca diyordur kaç sene oldu. Evet, kaç senedir kaptansınız? 18'i bulduk. 18 sene. 18'i bulduk. Süper. Yani. Hep Boğaz mı yoksa hayır, açık hayır. Denizlerde falan? Tabii açık denizde devam ettik çok fazla. Artık yorulduk oralardan aslında bakarsanız. Çünkü burada da çok keyif alıyorum tabii ki. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Evet. Bence dünya başkenti. Ya şimdi dese ki kaptan yurt dışında ne iş yapıyorsunuz? Ben valla İstanbul'da Boğaz'da kaptanım. Değil mi? Büyük force. Büyük force. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de ayrı bir keyif herhalde Boğaz'da kaptanlık. Ya aslında bakarsanız çok fazla dikkat gerektiriyor. Yani sağda arkanızda değil 360 derece görmek evet, zorundasınız evet. Etrafınızı. Çok yoğun tabii çünkü İstanbul tabii Boğaz'da. Ki Boğaz trafiği çok önemli. En güzel yanı kaptanların veya diğer gemici arkadaşların, gemi arkadaşlarının veya sahipleri hep birbirine şeydir. Biz birbirimizi konuşmadan anlayabiliyoruz. En güzel kısmı budur. Evet. Kesinlikle. Şimdi kaptanımızın üniforması gerçekten üniformayla hali çok yakışıklı. Şimdi uçak pilotlarını görüyorum ben sonuçta uçmaya giderken giyinip gidiyorlar. Evet. Sende durum nasıl? Sen mesela bu kıyafette hiç böyle Eminönü'nde yürüdüğün oldu mu? Ay yok maalesef. Hayır. Genelde biz kıyafetimizi gemide. Aynen öyle. Genel sivil dolaşırız. Ne zaman görevimizin başına geçeriz o zaman. Efendim yavaş yavaş yanaşacağız. Bir denizci sözü var mı böyle söylemek istediğiniz? İskele neta.
İskeleneta. Neta. Bir denizci İskelenata. Yok, İskeleneta şunun için dönüş yapacağım iskeleye doğru. Diğer gözcü arkadaşlara soruyorum İskeleneta mı diye. Ben de yelkenler fora mı? Yelkenler fora. Neden olmaz? Efendim Kaptan Köşkü'nden hoşçakalın diyoruz. Cemal Kaptan'la birlikteyiz. Kendisi vapuru yanaştırırken Kıvanç Kasabalı çayından yudum alıyor. Bizde durumlar bu şekilde efendim. Güzel bir pazar günü olması dileklerimizle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi pazarlar. Uzun zamandır hayalini kurduğum ama bir türlü yapma fırsatımın olmadığı nostaljik bir gün ve program oldu benim için. Keyifli sohbet ettik, Boğaz'ı turladık ve çok da iyi geldi bu dönemde. Sevgiler, Kıvanç Kasabalı.